Eşitsizlik üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Hele Türkiye'de Alevi olmak, Alevi itikadı inancını, gelenek örnekleri yaşamak, sistemin bize dayattığı bu asimilasyon politikalarına karşı durmak çok çok zor. Maalesef evet, devasa kurumlarımız oluştu. Cemevleri çok etkin bir şekilde kendilerine alanlar yaratır. Ama şu an kurulan kurumlarımızın cemevlerinin içerisinde buralar kurulduğunda çok büyük bir sevgiyle, teveccühle kuruldu ama maalesef içinde hizmet güdemeyecek bir duruma gelmiş bir vaziyette. Daha çok hakkı olama hizmetleri, yani halkımızın anladığı lisan ile cenaze erkanlarının hizmetlerinin yürütüldüğü bir mekana dönüştürüldü. Bu çerçevede bizim özellikle Alevi inancının geleneklerine, itikadına, dünden bugüne, yarına kadar söz kurmamız gerekiyor. Biz cemevlerimizin içerisinde kendimizi ifade ediyoruz. Biz bu ülkedeyiz, biz Aleviyiz, biz Sünniyiz, Türküz, Ermeniyiz, Kürdüz. Dilimize, kültürümüze, itikadımıza, inancımıza sevgili dostlar, biz buralarda var olmaya gayret edeceğiz. Onlar varsın, mesela şu yerel seçimler sürecinde işte önümüzdeki hafta birkaç cemevimizin mahkemeler var. Yerel yönetimlerle yaşadığı sıkıntılardan dolayı mahkeme kapılarında yargılanan canlarımız, dostlarımız olduğu bir süreç içerisinde ne yaptırıyorlar? Alevi Bektaş Daire Başkanlığı gibi böyle ucube bir kurum kurdurarak asimilasyon, daha çok işte Alevi pillerine 3-5 kuruş maaş ile, hani hep derler ya, Emevilerin, Muaviye'nin pilavı yağlıdır. O pilavın yağlı tarafından kaşık atan şahıslar var. Biz Aleviyiz, Kızılbaş Alevileriz, itikadımızı, inancımızı, kültürümüzü, gelenek göreneklerimizi her anlamda yaşayacağız, yaşattıracağız. Karşılıklı bir şekilde hizmet edeceğiz, paylaşacağız, dayanışmayı daha yoğunlaştıracağız. Birbirimize muhabbet edeceğiz, gönüllerimizi etkin bir şekilde oluşması için ne gerekiyorsa yapacağız sevgili dostlar. Biz 3 sene boyunca burada bir dizi akademik etkinlik yapıyoruz ama bir Alevi kurumunda. Yani akademide değil. Bir Alevi kurumunun kendi kurduğu akademide. Formel akademide değil mesela, bir üniversitede değil yani. Yapıyoruz ve çok ciddi çıktıları olmuş bunun. Sonra nereden aklıma geldi? Yani meslektaşlarım beni daha iyi anlayacaklardır eminim. Acaba adında Alevilik olan kurumlar, üniversitelerde Alevilik uygulama ve araştırma merkezleri, böyle çok var. Bir de bazı yerlerde sayıları çok az, yani sanıyorum 2 tane var. Alevilik enstitüleri var. Acaba bizim burada GADEV'de yaptığımız etkinliklerle mesela herhangi bir Alevilik uygulama ve araştırma merkezinin veya hatta bir Alevilik araştırma enstitüsünün çalışmalarını, 3 yıllık çalışmalarını karşılaştırsak diye böyle tuhaf bir fikir geldi aklıma. Öyle bakınca yani hakikaten çok fazla şey yaptığımızı gördüm. Çünkü bu akademik ortamlarda yani bir akademisyen uğraşır, hani bir senede bir kitap çıkarabilirse ne ala yani, bir makaleye genellikle odaklanır. Ve bu merkezlerde, Alevilik araştırma merkezlerinde aslında bir atıllık hali söz konusu. Yani çok çok fazla iş yapılmıyor. Buna karşın Alevi kurumlarında böyle akademik etkinlikler yapmak aslında neredeyse bir gelenek gibidir. Bir Alevi geleneği gibidir yani. O yüzdendir herhalde bizim bütün inanç mekanlarımızda bir konferans salonumuz vardır mesela. Yani bir inanç mekanı tasarlanırken içinde konferans salonu yoksa o bir eksik bir şeydir mutlaka. Yani konferans salonu demek aslında işte akademik etkinlikler demektir. Yani geleneğin kendisi eğitime çok açık. Aslında belki de eğitim Aleviliğin geleneğinde var. Dolayısıyla böyle akademiyle çok paralellikleri var. Biz birinci programda 24 akademisyeni davet etmiştik buraya. İkinci programda 18, şimdiki programda 4 konferans yapacağız. 16 arkadaşımız, akademisyen arkadaşımız, ki onların 4'ü bugün buradalar. Yani toplamda bu 60 kişi yapıyor. 60 akademisyen. Şuna da dikkat ettik. Yani ikinci programa davet ettiğimiz akademisyenler birinci programda yoktu.
üçüncüye davet ettiğimiz arkadaşlar da birinci ve ikincide yoktu. Yani 60 akademisyen şu demek. Siz bu 60 akademisyenle valla sadece bir enstitü değil, bir üniversiteyi de kurabilirsiniz. Böyle ciddi bir birikim ve o birikim burada şimdi, KADEV bünyesinde. Bizim bu programlarımızın amacı Aleviliği tanımlamak değil. Yani birinci cümlemiz bu aslında. Aleviliği tanımlamak değil. Zaten aslında Aleviliği tanımlamaya da karşı çıkan bir yerden başlıyoruz. Sebebi de şu, bir şeyi tanımladığınızda sınır çizmiş oluyorsunuz. Sınırı çizdiğinizde de sınırın dışında kalanlar oluyor.